Survivor'ın geçtiğimiz sezon onun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Günçe yeni bir maceraya yelken açtı. Ünlü oyuncuyla hem yeni projesini hem de tüm bilinmeyenlerini konuştuk. Yeni sürüm olarak kendimi tanımlıyorum. Benim sakalım hiç bu kadar uzamamıştı. Hayatta kalmak benim projem. Survivor'a katılmasıyla hayatının baştan aşağı değiştiğini söyleyen Yunus Günçe neden sakallarını kesmeye korkuyor? O yüzden korkuyorum kesmeye. Issız adada geçirdiği haftalar hayatını nasıl değiştirdi? Survivor'daki en büyük ders şu. Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk mi ediyor? O tarafa gideceğiz. Belki dönmem ben. Yazdan kalma bir günde Nişantaşı'nda karşılaştığımız Yunus Günçe merak edilen tüm soruların yanıtlarını Magazin 8'e verdi. Bende olmayan her şey beni heyecanlandırıyor haliyle. Survivor günleri geride kalsa da Yunus Günçe ıssız adada mecburiyetten oluşan saç sakal imajını değiştirmemekte kararlı. Benim sakalım hiç bu kadar uzamamıştı. Bu kadar uzayabileceğini de yani aslında düşünmemiştim ben ama uzayabiliyormuş. Hazır uzamışken tabii uzatmak 5 ay sürdü çünkü. Kesmesi 5 dakika. O bakımdan biraz daha böyle kalacak. Survivor Yunus Günçe için ikinci baharının başlangıcı oldu. Saçı sakalı da Survivor'ın hatırası. Bu yüzden de sakallarını kesmeye biraz karşı. Bir duygu yaratıyor bende. Sanki o yüzden korkuyorum kesmeye. Sanki tamamen bağımı koparacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü benim bir tarafım orada kaldı yani. Ziyanı yok ama yok yani. Yok, ben çok şey öğrendim. Çok şeyde borçlu olduğumu biliyorum o deneyime. Hatta Survivor'daki hayatta kalma mücadelesini ıssız adadan şehrin göbeğine taşımış. Benim projem var. Hayatta kalmak benim projem. Şu anki yeni projem bu. Hayatta kalmak zaten hep öyleydi. Yunus Günçe televizyonun beğenilen programlarından Para Bende'nin kadrosunda bulunuyor. Dünyayı geziyoruz. Benim de en sevdiğim iki şey bir arada. Dünyayı gezmek ve televizyon. Üstelik Para Bende'de Yunus Günçe'nin yanında tanıdık isimler de var. Survivor adasında rakip olduğu Serkay, Zafer ve Mehmet'le birlikte dünyayı geziyor Yunus Günçe. Capri adasındayız. Sarıl bana Mehmet. Capri. Kaçıyoruz, tamam mı? Kaç. Survivor'dan sonra arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek kadar dünyayı gezecek olmak da heyecanlandırmış Yunus Günçe'yi. Beğendiğim bir ülke olursa geri dönmem diyor bu arada. Her yeri görmeyi seviyorum bir defa. O yüzden özellikle bir coğrafya tercihim olmaz. Fakat şimdi mesela bir Uzak Doğu seferimiz var ufak. O heyecanlandırıyor beni. Hindistan, işte Nepal, o tarafa gideceğiz. Belki dönmem ben. Survivor'da hayatta kalmak için yoklukla mücadele etmeyi öğrenmişti ünlü oyuncu. Survivor'daki en büyük ders şu. Hayatta olmazsa yapamam dediğiniz neredeyse her şey olmadan yapabiliyorsunuz. Yani bunu öğretiyor aslında Survivor. Issız adada aylar boyu verdiği yaşam mücadelesi Yunus Günçe'nin bir anlamda hayata bakışını değiştirmiş. Kahve içmezsem kendime gelemiyorum. İşte efendim şunu yemezsem iyi hissedemiyorum falan. Bunların hepsinin aslında tamamen işte bizim doyumsuzluklarımızla ilgili olduğunu öğrendik orada. En azından ben öyle öğrendim. Adaya normal Yunus Günçe olarak gidip yurda bambaşka biri olarak dönmüş ünlü oyuncu. Döndükten sonra yani Yunus Günçe yeni sürüm olarak kendimi tanımlıyorum. Bunu da kısaca Y.G 2.0 olarak özetliyorum yani. Şimdi ise dünyanın en iyi turistik yerlerini cebindeki 100 dolarla gezmeye çalışıyor. Yani Yunus Günçe yeni bir maceraya atılıyor. Havalı olalım. Ağır çekim yürüyelim. Ağır çekim. Like this. Ya da bunu montajda yapsınlar. Görmediğim yerler, bilmediğim yerler, sokaklar, dağlar, tepeler, izlemediğim şeyler, dinlemediklerim, okumadıklarım filan, yani bende olmayan her şey beni heyecanlandırıyor haliyle. Yunus Günçe'nin keyfi yerinde, enerjisi yüksek. Para Bende ile dünyayı gezeceği için heyecanlı ama aklının bir köşesi hala oyunculukta. Oyuncu tarafım da böyle bir acıktı yani, hissediyorum onu. Bir iştahlandım ben. Bir şeyler de oynamak, güzel bir şeyler de oynamak. Hani bir rol karşısında heyecanlanmak, korkmak falan, bunları istiyorum. Yaşamak istiyorum bu duyguları tekrar.